Eski Çin geleneklerinde dil bir ejderha olarak betimlenir. Peki bu ejderha nelerden sorumludur ve neyi kontrol eder? Ateş ve su, sıcak ve soğuk, güçlülük ve zayıflık, savaş ve barıştan bu ejderha sorumludur. Ejderha çok güçlüdür. Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle dişlerinizin sağlıklı kalması için onları nasıl koruyacağınız hakkında konuşacağız. Dişlerimiz bizim için çok önemlidir. Onların sayesinde yemek yer ve hayatımızdaki birçok farklı sorunu çözeriz. Neredeyse 75 yaşına geldim ama genç yaşlardayken bir öğretmenim vardı. Onun bu konuda bana öğrettikleri hep aklımdadır. Öğretmenimin çok güzel inci gibi dişleri ve güler bir yüzü vardı. Vücudu da çok sağlıklı görünüyordu. Bazen sağlık konularında bizi bilgilendirirdi ve bizler de onları can kulağıyla dinler ve bilgileri öğrenmeye çalışırdık. O zamanlar neredeyse çocuk yaşta olduğum ve dişlerimde bir problem yaşamadığım için diş sağlığı konusunda çok özenli davranmıyordum. Fakat öğretmenim zaten yaşlıydı ama buna rağmen sağlığı çok yerindeydi. İlgi çeken de bu kısım olmuştu. Söyledikleri her şeyi ezberlerdim. Şimdi bunları size aktaracağım. Dişlerimizden hangi organımızın sorumlu olduğu kısmıyla başlayalım. Böbrekler. Evet, Çin alternatif tıbbında dişlerimizden sorumlu bölgemiz böbreklerdir. Böbreklerin vücudumuzdaki temel işlevi kanın zararlı maddelerden temizlenmesi ve bunun idrar yoluyla dışarı atılmasıdır. Kan sağlıklı olursa bu dişlerimiz için çok iyi olur. Birçok insan bana dişlerini nasıl koruyabileceklerini soruyor. Bunun için öncelikle sağlıklı böbreklere ihtiyacınız var. Öncelikle böbrek sağlığını sağlayabilmek için bileğimizdeki bu bölgeye masaj yapmamız gerekir. Tam olarak size gösterdiğim gibi. Kan dolaşımını sağlıklı hale getirmek için bileğinizin bu kısmına bu şekilde masaj yapmalısınız. Bu masaj sayesinde kanınız vücudunuzda daha iyi dolaşır ve kaslarınız, meridyenleriniz ve lenfleriniz için daha sağlıklı bir ortam oluşur. Sağ ve sol kol bileklerinizi ovar şekilde bu masajı tekrarlayabilirsiniz. Şimdi size oldukça ilginç bir masaj göstereceğim. Bu masajı yaparken dişlerinizi birbirine çok sıkı kapatmamalısınız, yoksa dişlerinizi hissedemezsiniz. Bakın, dişlerimizi bu şekilde bir araya getiriyoruz. Çok küçük ve yumuşak hareketlerle dişlerimizi birbirine değdiriyoruz ve çıkan sesi dinliyoruz. Dişlerime bakın, sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi hareket ediyor. Sanki bir silah gibi hızlı bir şekilde ama yumuşak bir tavırla ateş ediyormuş gibi. Şimdi aynı hissi yaşamak için arka dişlerinizi birbirine çok hafif dokundurup çekin ama bunu hızlı bir şekilde yapmayın. Şimdi ön dişlere gelin ve birbirine sürttürün ve çıkan sesi dinleyin. Kesinlikle sert hareketler yapmıyoruz. Dişlerimiz birbirine çok az temas etmelidir. Bakın şimdi sesli olarak göstereceğim. Tabii bu masajı yaparken ses de çıkartabilirsiniz. Tıpkı bu şekilde. Bütün masajlarımızda olduğu gibi masaj hareketlerimizi ses çıkartarak yapmanın öneminden her zaman bahsediyorum. Bakın şimdi ellerimle çenenizin hareketini göstermeye çalışacağım. Dişler bu şekilde hareket etmelidir. Dişlerin baskısı önce sola, sonra sağa kaydırılır. Bakın tam olarak size videoda gösterdiğim gibi. Bazen biraz geriye, içeriye doğru, sonra ön dişler tekrar birbirine değmeye başlar. Dişlerimizin uykuya dalmasını engelliyoruz. Durmadan hafifçe ses çıkararak bu masajı dişlerimize uyguluyoruz. Bu diş masajından sonra ağzınızda fazla tükürük birikebilir. Şimdi onu yavaşça yutabilirsiniz. Bu egzersizin etkili olabilmesi için bunu 4 ya da 5 kez tekrarlamalısınız. Böylelikle ilk egzersizimizi tamamladık. Şimdi sırada ikinci egzersizimiz var. Bu ikinci masajımız bir dil masajıdır. Çin geleneğine göre dil bir ejderhadır. Peki bu ejderha nelerden sorumludur ve neyi kontrol eder? Ateş ve su, sıcak ve soğuk,
güçlülük ve zayıflık, savaş ve barıştan bu ejderha sorumludur. Ejderhalar çok güçlüdür. Şimdi dilimize sudan sorumlu olma görevini vereceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi size ilk önce ellerimle göstereceğim. Lütfen dikkatlice izleyiniz. Bu altta duran avcumun dişlerimizi temsil ettiğini hayal edin. Dil ağzımızda bir daire çizer, sonra ters yöne doğru, daha sonra tabandan dişlere doğru. Dil bu şekilde hareketler yapar ama insanlar bunu göremez. Şimdi size ağzımla göstermeye çalışacağım. Şimdi Rusça'daki R harfini söylemeye başlayalım. Şimdi tonlamayı biraz daha incelterek yine aynı sesi farklı bir tonda çıkarmaya çalışalım. İşte gördüğünüz gibi bu ses dişleri biraz rahatsız eder. Bu sesin titreşimi dişleri ve diş etlerini uyarır. Bu egzersizler dişleri uyarır ve daha sağlıklı olmalarını sağlar. Bu hareketlerle birlikte dişin içindeki damarlarda kan akışı daha da hızlanır ve dolaşım artar. Daha sonra dil salıncak gibi bir yandan diğer yana doğru hareketler yapar. Daha sonra dişlerimiz ve dilimiz birbirine vurdurularak titreşilmesi sağlanır. En sonda masajımızda üst ve alt dişler hafifçe birbirine temas eder. Üst ve alt dişlerin kapanmasının gücü çok önemlidir. Çenenizi çok sıkarsanız bu hiçbir işe yaramaz ve kapamazsanız da hiçbir etkisi olmayacaktır. Bu bir elektrik akımına benzer. İki kabloyu birbirine bağlarız ve elektrik kaynağı gibi kıvılcım çıkmaya başlar. Eğer çok sıkarsanız teller birbirine bağlanır ya da tam tersi eğer birbirine yaklaştırmazsanız elektrik akımı geçmez. Böylece ikinci masajımızı da tamamladık. Bu sayede videomuzun ilk kısmını tamamlamış olduk. Bu konu hakkında çok değerli diğer masajlarımızı bir sonraki videomuzda yayınlayacağız. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve bu videoyu işine yarayacağını düşündüğünüz kişilerle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için lütfen birkaç dakikanızı ayırarak kanalımıza abone olup bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayınız. Sağlıklı Yaşam ve Qigong kanalı olarak sağlıklı günler dileriz.